İlk başta sorduğunuz neydi, pardon? En baştan. Rahatsızız yani biz Yani evet, şu artık bunlar bu insanın kavgalar ne yaşanan zaman son bulacak diye kavgalardan sordunuz. Bu rahatsızız. kavgalar şöyle son bulacak. Bu kavgalar bu kulüp üzerinde siyasi abilerin, parasına güvenen abilerin ne zaman elini ayağını bu kulübün üzerinden çekerse bu kavgalar son bulacak. Normal şartlarda bizim taraftar grubu olarak aramızda bir kavga söz konusu değildir. Ve biz 2 aylık bir süreç içerisinde bunu İrfan Bozdağ arkadaşımıza özellikle bizzat söyledik. Kasaba taraftar grubundan başka taraftar grubu olmayacak. Biz de size bu konuda destek olacağız. Burası ikinci lig, daha zorlu bir lig. Biz size burada destek olarak yanınızdayız. İkinci bir grup istemiyoruz dedik. Lakin bu arkadaşlar 2 ay boyunca bize hiçbir şekilde geri dönmediler. Bunlardaki geri dönmeme amacını da sonradan şöyle anladık. Yusuf Ziya ve Mehmet Korkmaz bu işin içine girerse bunlar bu işi daha organize edecekler, daha adaletli yapacaklar ve bizim bazı yollarımız kesilecek diye bize yanaşmadılar. Bizi mecbur bıraktılar ikinci bir taraftar grubu oluşturmaya ve yönetime destek vermediler. Biz onların açtıkları pankartta değiliz. O pankartı açabilirler. Ama en azından altına Akgün Duru ve ekibine de başarılar diliyorum yazabilirlerdi. Niyetleri gerçekten iyi olsaydı. Ama buradan anlıyoruz ki niyetleri iyi değil. Ve bunların üzerlerinde siyasi abileri var. Siyasi abileri bu işten elini çekmediği sürece bu işler düzelmez. Bu işi düzeltecek olanlar onlardır. Cevap vermediniz. Şu dün yapılan yazılı açıklamada uyuşturucu bünyesinin kullanılması ciddi kamuoyunda rahatsızlık yarattı. Tabii ki yani Bunu bunun takdirini madem de şimdi biliyordu, bunu Silivri Spor bir kurum evet. bence, yani çok köklü bir Evet. kurum. Bugüne kadar bilmiyordu da neden şimdi Bunun ortalığa çıktı? takdirini öncelikli olarak halkımıza bırakıyorum ama şöyle bir durum var. Rahmetli Ahmet Nedim Bozdağ abimiz vefat ettikten sonra burası dernek adı altından çıktı. Ve burada bir takım farklı işler olabiliyor diye düşünüyoruz. İnsanların çoğu kasaplar sokağından belli bir saatten sonra geçmekten çekiniyor. Bunu emniyet güçleri de biliyor. Hani bizim bu konuda bildiklerimiz bunlar. Ahmet abimiz vefat ettikten sonra kasaba taraftar grubu konseptinin dışına çıktı. Farklı işlere yani yanındaki çocukların çoğu hapishaneye gidiyor. Bunu herkes biliyor. Çok daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Evet, ben bir soru sormak istiyorum. Tabii. Pendik Spor maçından sonra çıkan olaylarla ilgili Evet. Kasaba taraftar grubunun bir hatası mı var? Niye böyle bir olaylar oldu ya da Tabii ki saldırı yani oldu? kasaba taraftar grubunun burada benim şahsımla ilgili söylüyorum. Şahsi düşüncemi söylüyorum. Biz biliyorsunuz son 5 maçtan beri bir galibiyet yüzü göremedik. Puan alamadık. Burada bir puana bile sevinecek durumdaydık. Bunlar yönetim istifa diye bağırdılar. Bu yönetim istifa diye bağırmaları onların kendi fikirleri değil. Bunu çok iyi biliyoruz. Başkaları tarafından yönlendiriliyorlar. Niye? Çünkü geçen sene de bu takım üste üste kaç maç kaybetti? 6 maç, 7 maç abi. 7 maç kaybetti. Hiçbir zaman yönetim istifa diye bağırılmadı. Yani burada yönetim istifa diye bağırılacak bir durum yok. Biz onlara özellikle bağırmayın, susun dedikçe İrfan Bozdağ daha çok taraftarı ateşlemeye kalktı. Bu nedenden dolayı mı? Bu nedenden dolayı tartışma çıkmış ve kavga boyutuna gelmiş. Tabii ondan sonrası malum biliniyor. Yani herkes tarafından biliniyor. Bu nedenden dolayı, evet bu nedenden dolayı. Yani yönetimi istifaya davet edecek bir durum yok. Yönetimi istifaya davet edeceksen geçen sene de o zaman 6-7 maçtan sonra yönetimi istifaya davet edebilirdin. Neden etmedin? Şu anda kulüple aranda çünkü sıkıntı var. İkinci bir taraftar grubu kuruldu ve senin maman kesildi. Öyle diyelim yani kaba tabirle, kusura bakmayın. Bundan dolayı yönetim istifa diye bağırıyorsun ve başkalarının ateşlemesiyle bağırıyorsun. Kendi şahsi fikrin değil. Oradaki yönetim istifa diye bağırıldığı da tamamen planlı ve programlı. Yani yönetim istifa demeleri böyle bir kavga ortamının oluşmasına bir sebep mi? Tabii ki yani yönetim Yani istifa diye tribünlerde taraftar genelde oluyor grupları böyle. bağırabilir ama bu arkadaşlar kendi şahsi fikirlerini burada beyan etmediler. Buradaki kavga sebebi tamamıyla odur. Bu işe el uzatan paralı ve siyasi abilerin ateşlemesiyle olmuş bir durumdur. Diyelim diğer maçlarda da hani umarız öyle bir şey olmaz. Silivri Spor galip gelirse, İnşallah olmayacak. gelmediği Siyasi vakitlerde abilerimiz kimden bahsediyorsunuz? Ya siyasi abiler derken bu sürecin başından beri bu işin içinde olanları hepiniz siz benden daha iyi biliyorsunuz. Yani illa isim vermeme gerek yok. Diyelim maçlardaki mağlubiyetler devam etmez inşallah da diyelim ki devam etti ve İnşallah yine etmez. tribünden böyle bir ses İnşallah yükseldi. etmez. Bundan sonra etmemesi için elimizden geleni hep birlikte yapacağız.
Yani dünkü açıklamada biz tribündeki yerimizi almaya devam edeceğiz. Tabii ki alacaklar. Yani. Sonuçta burası tribündür. İsteyen herkes gelebilir tribüne. Bunda bir sıkıntı yok. Ama burada yönetimle birlikte hareket edilmesi lazım. Eğer sen gerçekten Silivri Spor sevdalısıysan, Silivri Spor'a destek olmak istiyorsan yönetimle birlikte hareket etmek mecburiyetindesin burada. Başkalarının fitlemesiyle burada gelip çıngar çıkaramazsın yani. Teşekkür ediyorum. Ben bir şey söyleyeyim mi? Madem ki... Ama maçın sonunda ne hikmetse, işte bu noktayı zaten size söylemek istiyorum. Yani burada bir fitleme var. İrfan Bozdağ özellikle yönetim istifa, yönetim istifa, yönetim istifa. Yani bu başkasının ateşlemesiyle oluyor. Onun kendi şahsi fikri değil. Yoksa bu noktada siz haklısınız. Birlik beraberlik olması için biz elimizden geleni yaptık. Yani barikat ve kasaba birbirinin karşıtı olmamalı. Paralel olmanız lazım. Ama şunu iyi anlamanız. Evet. Şunu gerçekten kamuoyunun iyi anlaması lazım. Burada zaten bir algı operasyonu var. İki aylık süreçte biz İrfan Bozdağ ve arkadaşlarına hepsine teker teker gidip de dedik ki ikinci bir taraftar grubu kurulmayacak. Sizin üzerinizden devam edilecek. Biz de size destek vereceğiz. Fakat hiçbir şekilde onlar bize dönmediler. Ve şu anda kamuoyunda algı operasyonu yapıyorlar. Yani bizi ezmek istediler. Başka bir taraftar grubu kurmak istediler. Hayır. Kesinlikle öyle bir niyetimiz yoktu. Kesinlikle öyle bir niyetimiz yoktu. Yani bu süreci buralara getiren kesinlikle İrfan Bozdağ'ın kendisidir. Burada şimdi söylenebilir mi? Eski başkan tarafından, o zaman söylediklerinizden ben bunu anlıyorum. Evet. Eski başkan tarafından bir anlamda Silivri Spor Kulübü'ne intikam operasyonu mu yapılıyor? Bunu aynen mi? Öyle. Aynen öyle. Bence öyle. Benim şahsi fikrim bu. Yani bunlar bunu yaptığı sürece Silivri Spor'da huzur olmayacak. Bu kadar açık. Siyasi abiler dediğim abiler bunlar. Bunlar elini ayağını çekmesi lazım. İş bitmiştir. Yani intikam operasyonu yapılan gizli toplantılar da var çay bahçelerinde. Belediye başkanı da buna dahil mi? Siyasi belediye başkanı buna eller, dahil emekler. Değil. Yani bu sürecin başında olan başkan buna dahil şu anda bizim gördüğümüz. Belediye başkanı belediyede işini yapıyor. Yani Silivri Spor'la herhangi bir şu anda bir şeyi yok. Yok, olayların öncesinde bir kongre süreci vesaire, orada işte olağanüstü kongreye gidiliş aşamasındaki basın açıklamaları, basın toplantıları. Burak da iyi biliyor. Evet. Şimdi, yani yok, siyasi eller bu şekilde çekilmesi bu lazım. Konular kapatılmış konular zaten. Yani bunlar yani şimdi bu kapatılmış konuları tekrar açmanın bir anlamı yok. Böyle yaparsak sonuca varamayız. Yok, birlik işte beraberliği sağlayamayız. Siyasi emel dediğin zaman. Hayır, siz bana sordunuz ne zaman durulacak diye, ben de ona istinaden cevap verdim. Benim kendi şahsi fikrim, bu abilerin bu işlerden elini ayağını çekmesi lazım. Şu andaki yönetime bu işi bırakması lazım. Sonucu ne olursa olsun. Sonucu ne olursa olsun. Bu kavgalar ancak bu şekilde biter. Başkanımız belli yani, Akgün Duru. Seçilmiş başkan var. Başkanımız sonuçta Akgün Duru. Arkadaşlar toplantıyı bitirelim, birer tane çay içelim. Tamam. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Var mı sorusu olan başkan? İnşallah. İnşallah. Temelimiz bu. Arkadaşlar çay